Bugün Sims 4 oyuncularını yakından ilgilendiren önemli bir konuyu konuşacağız. Eğer Sims 4'te G-Shade ya da Reshade bir anda kaybolduysa bu sizin yaptığınız bir hata değil. EA'in son güncellemesinden kaynaklanan ve şu anda birçok oyuncuyu mağdur eden bilinen bir sorun bu. Ama endişelenmeyin, bu videoda size adım adım net ve uygulanabilir çözümler göstereceğim. Böylece shaderlarınızı hemen bugün geri getirebilirsiniz. EA kısa süre önce kendi uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme bazı durumlarda shaderların düzgün çalışabilmesi için gerekli olan DLL adlı bir uzantıyı otomatik olarak siliyor. Hiçbir şeyi değiştirmemiş olsanız bile Sims 4'ü çalıştırdığınız anda oyun başlıyor ve bir bakıyorsunuz ki bu uzantı oyun klasörünüzdeki bin klasöründen silinmiş. Üstelik siz oyuna girene kadar hiçbir şeyin farkına varmıyorsunuz. Çünkü oyuna girmeden önce hiçbirimiz bin klasörümüzü kontrol etmiyoruz açıkçası. Oradan bir şeyin eksilip eksilmediğine bakmıyoruz. O yüzden oyuna girince fark ediyoruz bu durumu. Bin klasörümüze dönüp baktığımızda ise her şey yerli yerinde duruyor. Sadece DLL uzantısı dışında. Maalesef bu uzantı silindiği için G-Shade ve Reshade oyunda hiç görünmemeye başlıyor. Bin klasörümüzde bir sıkıntı olmamış gibi dursa da artık oyunda bu uygulamalara erişemiyoruz. Önce EA sürümümüzü kontrol etmemiz gerekiyor. EA'yı açıyoruz. Burada sol üst köşede 3 tane çizgi var. Oraya tıklıyoruz. Hakkında kısmına giriyoruz. Burada sürümümüzün numarası yazıyor. Eğer sürümünüzün numarası 6019'da bitiyorsa sorunlu olan sürümü kullanıyorsunuz demek oluyor bu. Ama önemli bir detay da var. Bazı kullanıcılar 6009 sürümünde olmalarına rağmen aynı sorunu yaşıyor benim gibi. Ben bu Reshade'in açılmama durumunu bu sürümde yaşadım. Yani 6009 kullanıyorsanız bile bu adımları uygulamanız gerekebilir. Ben uygulamayı bu kısımdan kaldırdım. Bazıları bütün buradaki dosyaları silmiş. Ama bir şey değişmiyor. Çünkü zaten birazdan oyunu onaracağız. EA'in resmi sitesinden tekrardan indiriyoruz. Bu indirdiğimiz yükleyiciyi aslında bilgisayarımızda sahibiz ama topluluk yeniden indirmemiz gerektiğini söylediği için yeniden indirdim. Ve bence şu anki mevcut olan yerden kullanmayın, tekrar indirin. Tıkladım. Evet, az önce söylediğim gibi zaten yükle diyor. Burada yapmamız gereken onarmak. Buna sakın tıklamayın. Hasarlı şeyler onarılmaz bunda. Aynı şekilde devam eder. Onarım seçeneğini seçiyoruz. EA'yı yeniden yüklüyor ve genellikle uygulamamızı daha kararlı olan 6009 sürümüne çekecek. Yani halihazırda 6009 sürümünü kullananlar için bile bu işlemi yapmak çok önemli. Çünkü bazen gizli hataları düzeltiyor ve bozuk dosyaları onarıyor. O yüzden hepimiz indiriyoruz. EA'yı onardıktan sonra Reshade ve G-Shade'i artık hangisini kullanıyorsanız onu da oyuna tekrardan tanıtmamız gerekiyor. O yüzden tekrar indiriyoruz. Bu işlemi yapmadan önce Reshade ve G-Shade'inizi silmenizi tavsiye ediyorum. Yani üstüne kurmayın bence. Dosyalarınızı silin. Reshade'i kaldırmak kolay. Kendi kaldırıcısı var aynı zamanda bunu indirdiğimiz zaman. Ama G-Shade'den kurtulmak biraz daha zor. O yüzden G-Shade'i silecekler, biraz uğraşacaklar. Ben Reshade kullandığım için buradan devam edeceğim. Shader'ları oyuna yeniden tanıtmak için tekrar kurmamız gerekiyor. Buraya kadarki olan ve bu video boyunca olacak olan her şey G-Shade ve Reshade için ortak. Ben Reshade anlatıyorum diye bu adımların G-Shade'de işlemediğini düşünmeyin. Devam ediyorum. Devam. Evet, hepsini seçiyorum ve umarım bu son indirişim olur bir dahaki güncellemeye kadar. Çünkü bu adımları 2-3 kere tekrarlamak zorunda kalanlar olmuş.
Burada bazı add-ons'lar var. Açıkçası ben çoğunu kullanmıyorum artık. Tamamdır. Şimdi kontrol edelim. An itibariyle kurulumumuz tamamlandı. Şimdi shader'ımın olduğu klasöre geldim. Oyunum da burada. EA'in otomatik olarak sildiği dosyamız, o meşhur dosyamız bu dosya. Ben bunu alıp yedekleyeceğim şimdi. Çünkü oyuna girdiğimde tekrardan silerse buradan alıp bin klasörüme tekrardan yapıştıracağım. Sizin de yedeklemenizi tavsiye ederim. Hatta isterseniz reshade'e ait bütün her şeyi yedekleyebilirsiniz. Ama sildiği dosya bu. Gerisine dokunmuyor zaten. Asıl problem de bunu silmesi. G-Shade'de ve G-Shade'de bu yolu siliyor. Oyuna girmeden önce yayın uygulamasına tekrar dönüp otomatik güncellemeleri kapatmamız gerekiyor. Benimki açıktı sanırım. Çünkü manuel olarak güncellemekle uğraşmayı sevmiyorum. Ama maalesef EA bizi buna mecbur ediyorsun. Oyunu offline olarak oynamak da bir çözülmüş. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bu sefer de galeriyi online olarak kullanamıyorsunuz. Online erişemiyorsunuz. Bunu da göz ardı etmeyin derim. Bu yolu da denemek isteyenler için offline'a buradan almıyorum. Burası değil. Burada çevrim dışı olun diye bir seçenek var. Buna tıklıyoruz. Burada zaten hemen bir uyarı veriyor. Yalnızca internet bağlantısı gerektirmeyen oyunları oynayabileceksiniz diyor. Yani bu şekilde oyuna girdiğinizde muhtemelen online galeriye erişemeyeceksiniz. Offline erişeceksiniz. Ondan haberiniz olsun. Ben öyle oynamak istemiyorum çünkü o galeriye şu an online ihtiyacım var. Evet, bu kısmı görüyorsanız reshade'iniz ya da g-shade'iniz başarıyla kuruldu ve DLL dosyanız silinmedi. Umarım bu adımlar sizde de işe yarar. Ben de bu şekilde çalıştı. Diğer denediğim yolların hiçbiri işe yaramadı. Bu adımları keşfetmeden ve uygulamadan önce hiçbir şekilde reshade'i tekrardan oyunuma tanıtamadım. Birçok kullanıcıda bu adımlar işe yarıyor. EA'yi siliyoruz. Reshade'i siliyoruz. EA'yi tekrar yüklüyoruz. Üzerine Reshade'i tekrar tanıtıyoruz ya da G-Shade'i ve oyunumuz açılıyor. Tekrardan bir kaybolma sorunu yaşadığında yine aynı adımları tekrar ediyoruz. Bu sorunun böyle kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen bu problem çözülecek EA tarafından. Çünkü birçok Sims oyuncusu Reshade ve G-Shade kullanıyor. Onlar da bunun farkında. Daimi bir şekilde süreceğini düşünmüyorum o yüzden. Oyundan çıktım ve bin klasörüme geri döndüm. Gördüğünüz üzere uzantımız silinmedi bu sefer. Bizi ghostlamadı. Umarım sizde de işe yarar ki işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü birçok kişi de işe yaradı. Dediğim gibi EA uygulamasının güncellemesini manuel olarak yapın ve mecbur kalmadıkça güncellemeyelim bu süre zarfında bence. Eğer hala sorun yaşıyorsanız mutlaka ReShade ya da G-Shade'in Discord sunucusuna katılmanızı tavsiye ederim. Orada çok daha detaylı yardım alabilirsiniz çünkü. Şu anda bu sorunun çözümü herkesle aynı şekilde çalışmayabiliyor. Ve buna neyin sebep olduğundan %100 emin de değiliz. O yüzden shader programları sizin için önemliyse pes etmeyin derim. Şunu da eklemek istiyorum. Bu sorunun periler paketinden veya belirli bir eklentiden kaynaklandığını düşünmüyorum. Çünkü ben bu pakete sahip değilim. Daha çok EA'in arka planda yürüttüğü sistemsel bir süreçten kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Sims topluluğunda shader kullanan çok büyük bir kitle var. EA'in bunun farkında olduğunu ve bu konuda bir çözüm getireceğini düşünüyorum. Bir önemli nokta da az önce söylemiştim. Bazı kullanıcılar EA'yi offline yani çevrim dışı moda alarak bu hatayla hiç karşılaşmadıklarını söylüyor. Dolayısıyla eğer sorun yaşamaya devam ediyorsanız bir süre Sims 4'ü offline oynayarak denemenizi öneririm. Bunun en büyük eksisi galeriye online olarak erişememek olacak. Ben bu konuyu yakından takip ediyorum ve yeni bir çözüm ya da farklı bir yöntem öğrendiğimde mutlaka sizi bilgilendireceğim. Gerek videolarla, gerek gönderilerle, gerek Twitter'dan. O yüzden takipte kalın çünkü hala sorun net olarak çözülmedi. Eğer hala sorun yaşıyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince size yardım etmeye çalışırım. Ve eğer bu problemi farklı bir şekilde çözdüyseniz onu da paylaşın ki başkalarına da yardımcı olabilelim. Umarım yardımcı olabilmişimdir çünkü shader'lara alıştıktan sonra shader'sız bir oyunda
Görsel olarak gerçekten boşluğa düşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım Sims'te bir sonraki oyununuz keyifli geçer.